sever böyle. Kız, özet bitiyor. Açsana biraz daha sesini. Bu yapıyor ha. Anne neredeyse sonunda işte. Evladım. Bak vallahi söyleyeceğim. İşte yan komşu ne dedi biliyor musun? Ben dedi benimkini açmıyorum dedi. Sizden dinliyorum dedi. Bak benden söylemesi. Niye yemiyorsunuz? Rahatsız mısınız? Benim şekerim var kızım. Sen dolanım. Çok ben dolanım. Diziden mi geliyor? Kız sussana. Kime diyorum ben o ses nereden geliyor diye? Saçlarına sevdalıyım. Dışarıdan geliyor annem dışarıdan. Sen televizyonuna bak. Ya ne? Burası şehrin çok uzak ya. Okey tamam. Bak seni İstanbul'a götürüyorum. Gözden uzak bir yuvamız olsa içinde sen ve ben. Gözden uzak bir yuvamız olsa içinde sen ve ben. O günlerin hayaliyle yaşarım her gün böyle. Kız, kimin çocuğu bu densiz? Sevdalıyım. Kimin çocuğu dedim sana? Tanıdık bildik değilse ara polisi, çektirelim içeri. Anne ne polisi ne polisi ya? Bu şey yabancı değil ki bu. Beyaz eşyacı Hacı Muhittin Bey amcanın oğlu var ya hani ortanca. Ay genç işte ya. Dur. Hacı'ya söyleyeyim de bunun kulaklarını eşek kulağı gibi uzatsın. Anası da askerden geldi. Çok değişti. Pek akıllandı diyor. Al sana akıllı. Yerler sanki sen. Düşüncem sen, hayalim sen, rüyalarımda yalnız sen. Sevdalıyım, sevdalıyım. Ben bu şarkı benden sana, Meral'im. Gözlerine, ay Meral'im dedi ya. Gözlere, saçlarına sevdalıyım. Yani bu yaptığın hoş bir tavır değildi. Herkese ayağa kaldırdın. Hayır yani bütün mahalle sonuçta benim evlenip yuva kurmamı bekliyor. Anlamıştır insanlar. Aşk olsun ya. Gizlimiz saklımız mı var? Ay şimdi bir gören olsa yani diyecek ki bu ne kadar büyük bir aşk. Benim kitabımda aşkın güçüne, garson boyuna yer yok. Yüreği elinde adamım ben. İçim bir, dışım bir. Sevdaysa en battal boyundan. Bodoslama. Dalarım. Böyle şiir gibi konuşuyorsun. Allah tarafından bir yeteneğimiz var. Böyle cümleler dilimize yakışıyor tabi. Öyle öyle. Ama tabii söyletene de bakmak lazım değil mi? Ben de az adamı şair yapmadım. Yalnız biz Adanalıyız. Öyle İstanbullu kadının gölgesinde kök salacak, kuklu olacak adam değilik yani. Onu bir söyleyeyim de. Maçoyu severim ama sokakta. Yani evde de erkin benim sözümü dinleyecek. Ben de onu baştan söyleyeyim de. Onu iyi dedin. Evi sokağı fark etmez. Bize her yer Adana. Ben onu da bir söyleyeyim de. Bak hele Meral. En iyisi görüşmeyek. İyi mi? Görüşmeyelim o zaman. Ya yani ben onun hani sakin olak birbirimizi tanıyak babında. Yani hani sen Adanalıyı bil, ben İstanbulluyu bir kavrayım. Hani onun için ben şey yaptım ya. Bakar mısınız Zübeyir Bey? Lütfen bir bakar mısınız şu evlere?
Ben bu evlerin hiçbirisine dedikodu malzemesi vermedim. Bizzat ben kendim başlattım. Neden? Neden? Hayır, bir neden, ben onu bir söyleyeyim. Çünkü ben bu yaşıma kadar namusumla yaşadım. Yani estağfurullah şimdi. Yani ben onu mu şey yaptım, onu demek istemedim ben. Hayır, ben anladım. Hayır, ben onu gayet iyi anladım. Hafif bir kadınmışım gibi. Ben böyle ciddiyetsiz ilişkiye gelemem. Bir daha da mahallemize lütfen ayak basmayın. Ama... Meral! Ah Zübo! Sen başkanının sözünü niye dinliyorsun Zübo? Sen ona niye uyuyorsun Zübo? Ya daha bu kızın neyini tanıyacaksın? He? Pırlanta gibi bir tane insan işte! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.